Patlamalar dediğiniz mesele aslında çöktürme planının bir parçası. Yani toplumu terörize etme, toplumun o umut var yükselmiş siyasi anlayışını çökertme ve neden Kürt düşmanlığı üzerinden bir savaş senaryosunu devreye sokma. Dolayısıyla çözüm süreciyle aslında gidecek başka bir yol varken biz tepe taklak başka bir yöne savrulmuş olduk. İlk sivillere yönelik en büyük patlama aslında 5 Haziran 2015'te Diyarbakır mitingimizde yapılan saldırıdır. Bu hem HDP'yi hedeflemiştir hem Topyekün Türkiye'deki demokratik siyaseti hedeflemiştir. Ve o günden sonra Kobani'nin düşmemesi ne karşılık devreye sokulan yeni senaryo peşi sıra işte Surucu getirdi. Ankara Gar katliamını getirdi. Cizre başta olmak üzere birçok kentte o saldırı ve yıkımı getirdik. E, ve dolayısıyla da aslında o kentlerdeki e, ortaya çıkan siyaset direniş neydi? Bir çözüm isteyen siyasetti. Bir çözüm sürecinin yeniden hayata geçmesine yönelik bir siyasetti. Bir mücadeleydi. Fakat bu e, topluma nasıl anlatıldı? İşte e, hendek meselesi. Hendeklerde işte e, bir şey var. Halbuki bu tamamen... E, o esas meseleyi görmek istemeyen anlayışın nedeniydi. Bu patlamalar aslında hiç ardı artık kesilmedi ve 2016 yılında öncelikle dokunulmazlıklar kaldırıldı. Sonrasında darbe kalkışması ve bunu bahane ederek 20 Temmuz 2016'da o hal ilan edildi. Yani siyasi krizden çıkmak adına otoriter şefçi bir rejimi, Savaş politikalarıyla, şiddet politikalarıyla beslenen bir rejimi hayata geçirmek için adımlar hızla atılmaya başlandı. En önemli yöntemi, yani bu rejimin ayakta kalabilmesi için bir sınır ötesinde savaş, iki içeride toplumu terörize edecek bir şiddet dalgası. Patlama tabii ki bunun en vahşi, en vahim tablosu. Baktığımızda karşımızdaki rejimin, devletin ve... Bu AKP-MHP Cumhur İttifakı dediğimiz faşist ittifakın senaryosu zaten böyle bir terör aklına, böyle bir şiddet aklına ve savaş aklına oturuyor. O yüzden Taksim'deki, istiklaldeki son patlama aslında rejimin hala siyasi krizini aşmak adına aynı yöntemi tekrarlamak istemesinden başka bir şey değildi. Bu son perde dememin nedeni bu. Çünkü... Yine bir seçim dönemi geliyor. Bu otoriter sistemi seçimli bir otoriter sistem olarak devam ettirmek istiyorlar. Seçimden yine bu sistemin kendisini meşrulaştıracak şekilde çıkmasını istiyorlar. Bu anlamda da şimdiden toplumu dizayn etmeye başladılar. Şimdi baktığımızda hani 5 Haziran Diyarbakır patlamasından bugüne kadar geçen süreye baktığımızda 7 yıl geçmiş. Ve sürekli bu yöntemle ayakta kalmaya çalışan bir iktidar aklından bahsediyoruz. Bir devlet aklından bahsediyoruz. Dolayısıyla içeride ve dışarıdaki siyaset birbirinden farklı ilerlemiyor. Kendi içinde aynı politikanın parçaları. Dolayısıyla şiddet ve savaş politikası dediğimiz bu. Bu nasıl yürüyor? Kürt düşmanlığıyla yürüyor. Ve Kürt düşmanlığının demokratik siyaset alanındaki karşılığı HDP olduğu için HDP karşıtlığından yürüyor. Dolayısıyla patlamalar, ya da her türlü saldırıda böyle bir senaryo karşımıza çıkıyor, konuyor. Fakat 7 yıl diyorum, 7 yılda bütün bu saldırılara karşı toplum da aslında öğrendi. Artık biliyor. Yani kendi kendilerini deşifre etmiş ve artık kurgularının, senaryolarının karşılık bulmadığı bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Taksim'de patlama olduğu anda artık kalkıp burada doğrudan, HDP'yi suçladıklarında doğrudan ya da alışıla gelmiş hani bir şey var ya ne olursa olsun önce ne yapacağız? PKK diyeceğiz. Sonra YPG diyeceğiz. Sonra da HDP diyeceğiz. Hani böyle bir üçleme var. Aksi gibi muhalefet de bu üçlemeyi kullanıyor. Yani olayın hala nedenlerine bakmadan, nasıl olduğuna bakmadan muhalefet de kullanıyor. Ama bu sefer şöyle bir şey çok net ortaya çıktı. Toplum çok net olarak dedi ki bu mesele sizin artık yıllardır söyleye geldiğiniz mesele gibi değil. Bu başka bir gerçekliğe tekabül ediyor. Bu da aslında sizin yönetim anlayışınızdır. Sizin topluma yaklaşımınızdır. Sizin aslında iktidarınızın bekası uğruna, kendi bekanız uğruna ne kadar... E, vahşileşebileceğinizi, ne kadar e, zorbalaşacağınızı, ne kadar şiddetle hemhal olduğunuzun bir göstergesidir. Çok net tanımladı ve koydu ve bunun bir kurmacı olduğunu e, çok net e, bir şekilde dile getirmiş oldu toplum. E, bu patlama olduğu anda e, devletin bütün e, aslında e, birimleri bu patlamayı okumuştur ve e, Bununla ilgili şüpheler, kaygılar, e, hani suçüstü yakalanma duygu hali o kadar hakim o hale olmuş ki anladığımız hemen sosyal medyayı yasakladı. Ve hemen kendi medya organlarında e, bir ciddi dezenformasyon başlattı. Daha patlamadan 10 dakika geçmişti ki hemen zaten e, Afrin'den geldi, YPG'lidir, işte e, şöyledir, böyledir bir bilgi. Yani sanki hazırmış da e, bunu bize anlatıyor. Hani bir filme gidersiniz, size önce sonunu gösterip sonra filmi izlemenizi isterler ya, e, ona benzer bir şey hazır bize hemen sundu topluma. Sosyal medya yasakladı, tartışmayı kesti. E, ama sonunu veriyor hemen. Yani böyle bitmiş, olay çözülmüş. E, olay çözülmüşse olay niye oldu? Yani madem bu kadar hakimdiniz, madem izliyordunuz, izliyorsanız takip ettiğiniz birisi nasıl geldi istiklalde patlattı? Çünkü bütün hikaye, kurgu bunun üzerine. E, tabii e, sosyal medyayı engellemeye çalışsa da yeterince engelleyemedi. Farklı e, kanallarla insanlar bu soruları sormaya başladılar. E, İçişleri Bakanı e, geldi, akıl almaz, hiçbir mantığa oturmayan açıklamalar yaptı. Zaten geldiği yer Suriye, İdlib'den orada bir açılışa katılmış, geliyor. Gelir gelmez teşhis koyuyor, artı işte ABD'ye başka bir şey söylüyor, her yere mesajlar verme kaygısıyla konuşuyor. O fotoğraflara baktığınızda, o karelere baktığınızda zaten anlıyorsunuz ki bir şeyi tezgahlamışlar ama ellerine yüzlerine fazlasıyla bulaştırmışlar. Peki nedir tezgahladıkları? İşte bir yanıyla o siyasi krizden çıkmak için bu düzeni sürdürmek için yapılan bir akıl çalışıyor ama bu akıl da kendi içinde devletin ve iktidarın içinde çok ciddi çatışmalara neden oluyor. Bu çatışmalar zaten suni bir dengeyle bir arada durmaya çalışan bu yapıyı fazlasıyla sarsıyor. Bunun bir sonucunu biz izliyoruz. Yani dolayısıyla devletin içinde ve iktidarın içinde ki iktidar kendini iyice ne devlete gömmüş durumda. Burada yaşanan çatışmaların bir tezahürüdür aslında gördüğümüz. Bütün bu yapıların birbiriyle çatıştığını görürüz. Peki bu çatışmayı topluma e, yansıtmadan üstünü neyle kamufle edersiniz? Üstünü savaş politikası ile işte şiddetle kamufle ediyorsunuz. E, ve dolayısıyla da kendi iş çatışmalarının bedelini halka, topluma, başta Kürt halkına olmak üzere ödeterek yol almak istiyorlar. Taksim'de de bunu yapmak istediler. Aslında kendi işlerindeki o çatışmanın bir yansıması olarak da bunu okuyabiliriz. Soylu'nun telaşı bu. Kendi temsil ettiği ya da sözcüsü olduğu kanadın bundan bir şey yaşamasın diye çok agresif ve akla, mantığa hiç uygun olmayan açıklamalarla istiklale koşa koşa gelmesinin bir nedeni bu. Ama o sırada emniyetten farklı bir açıklama geliyor. O sırada başka kanallardan ki kendilerine yakın kanallardan farklı sorular ortaya konabiliyor. Bu bize şunu gösteriyor: siyasi kriz artık bu anlayışta sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumda ve toplum da bunun farkında. Bu konuda alışılagelmiş hani geçmişte yaşanan o ırkçı milliyetçi reflekslerin Ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bu şu demek, artık herkes farkında. Ve bu senaryonun içine muhalefeti de koymuş. Nereden anlıyoruz? Çok böyle derin analize gerek yok. İstiklalde patlama oluyor. İktidarın açıklamalarıyla birebir aynı açıklamalar geliyor karşımıza. Sormuyor. Ya da sorduğu şeyler polisiye hikayeler. Hani polisiye bir romanın içinde ee, merak uyandıran şeylerin peşinde koşuyor. Ne rejime dair bir şey söylüyor, ne sisteme dair bir şey söylüyor, ne savaşa dair bir şey söylüyor. Yani bunun ucuna, bakın diyorlar ki, size şunu söylüyorlar. Afrin'den geldi, İdlib'den geldi, Rojava'da e, YPG tarafından bu e, mesele kurgulandı. Yani aslında savaş politikasıyla bağ kuruluyor. Savaşı geliştirmek, genişletmek istiyorlar. Rojava'ya saldırmak istiyorlar. Afrin'deki gibi yeni işgallerin peşindeler. Şimdi muhalefet bunu anlayıp mesela hayır biz işgale karşıyız. Biz bu anlayışla yayılmacılığa karşıyız. O yüzden de sizin bu senaryonuzun ne olduğunu biliyoruz deyip ortaya çıkacağı yerde alışıla gelmiş. O standart açıklamayla günü kurtarmaya ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek isteyen bir anlayışı sergilemeye devam ediyor. Bir profil diye e, bu kadını gösterdiğinizde buna ancak istihbarat elemanı karikatürü dersiniz. Hiçbir gerçekliği yok. Bunu bu işlerin uzmanı olmayan herkes çok net söyler. Bu mu istihbarat elemanı? Ya da bu mu bombacı? Her haliyle. Her haliyle e, bu bütün çıplaklığıyla ortada. Giydiği kıyafet, Davranışları, evine dönmesi, ee, polisler zaten oradaymış neredeyse bir saat sonra gelip almalı. Bütün senaryoya baktığınızda tam bir kara komik film. Her şeyle. Bu kadar e, net. Hani şunu açıdan söylüyorum. Yani bunu yazanlar bu kadar kötü nasıl yazdılar sorusuna şöyle yanıt vereyim. Belki de böyle olmasını istediler. Biraz önce bahsettiğim iç çatışmalarda... Pozisyon alma anlamında ancak böyle olması istenirse bu kadar kötü bir senaryo yazılır çünkü. Ancak bu kadar kötü olması istenirse Albaşir gibi bir profil kullanılır. Ve bütün ilişkiler e, bu şekilde düzenlenir. E, zaten kadının e, karakol, savcılık ve mahkeme ifadelerindeki çelişkiler de bütün her şeyi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. E, ve e, anlaşılıyor ki e, kullanılmış... Şimdiden bildiğimiz mahkeme sürecinde aslında avukatlar aracılığıyla e, sorgularda, ifadelerde, çapraz sorgularda çok daha fazla şey açığa çıkacak. E, Albaşir'in e, cezaevinde hayati tehlikesi vardır. Ben bu konuya da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü onun mahkemeye çıkıp konuşmaya başladığı andan itibaren e, gerçekten kontrol edemeyecekleri bir yere doğru gidebilir. E, bütün suçlular. Yani bu senaryoyu hayata geçirenler orada açığa çıkabilir. Dolayısıyla da buna da dikkat çekmek istiyorum. Bakın Paris katliamından sonra yaşanan oradaki tetikçinin infaz edilmesi gibi cezaevinde bu tür şeyleri de beklememiz gerekir. Dolayısıyla Türkiye bu senaryoları geçmişte de çok yaşadı, biliyor. O yüzden de kamuoyunun da bu konuda duyarlı olması gerekir.